Sevgili arkadaşlar, bir abimiz problemli bir teras için beni çağırdı. Yaklaşık 12 metre bir teras, 3'e 4 gibi. Aşağıya su kaçtığını söyledi, aşağı dairelere. Geldik, gördük, problemi test etmeye çalıştık. Çok bariz. İki problem. Hemen gözüme ilişti. Zemini komple su yoldum istedi. İncelediğimizde, şöyle size de gösteriyorum. Yakından. Dezler sağlam. Tezlerde pek problem yok. Görüyorsunuz süzgü için üstünde az bir şey. Çakımı dokundurdum. Şurası hemen döküldü. İçi bomboş. Buraya gelen girmesi gereken su buradan girip görüyorsunuz binanın borunun çıktığı yeri dökmüş, çıkmış. Aynı şekilde dışarıdan sıvıları kapatmış, problemler oluşturmuş. Problem tam da buraya tekabül eden yer. İçi bomboş. Böyle çakımı açıyorum. Arkadaşlar içine bakın. Altta beton olması gerekirken karşımıza çıkan şey kum. Şuraya döküyorum. Hiç resmen altında şuraya bak. Çimento yok. 5 milim boşluk kalması gerekirken 1 santimden fazla boşluk var. Bu doldurulamamış veyahut da zeminde esneme sonucu açma yapmış. İşte buraya ev sahibi kendince silikon mastik türü bir şeyler sıkmış. Bu da alttan su aldığı için yosunlama yapmış. Yeni altını su almış. Bu arada çok fazla. Şimdi buraları temizleyip buralara bir deriz dolgusu dolduracağız. Ve üzerine pul mastik sıkacağız. Ben soğuk videomda söylüyorum. Burada açık alanda en dayanıklı mastikler pul mastiklerdi. Önce bir içini temizleyelim. Şunu sökelim burada. Daha yeni bina. Alt ıslak. Su alt.
Onun üzerine sıvı cam gibi bir şey sürülseydi bu seramin üzerine muhtemelen seramin üzerinde baloncuk yapar kapardırdı. Çünkü kaldırdığımız yerin altı ıslak yani. Hem de şöyle sesle bak. Problem var. Burada da problem var da çok fazla derinlemesine bir masrafa da girmek istemiyorum. Ev sahibinde imkanı fazla yok diyor. Yani bunun komple şapında dahi bir sorun var. Aslında bu şapın dahi buradan kaldırılması gerekir. Yani süzgeci sökücüp yeni süzgeçle değiştireceğim. Süzgecin içinde çatlak var. O dikkatimi çekti. Kıyısı köşesi çatlak yani. Elim ıslanıyor yani. Zemin nasıl var? Zemin ıslak. Şuraya bakın. Kum çıkıyor resmen. Çapın içinde hiç doğrusun karışmamış. Kumun içi mantı. Bunun üzerine seramik yapmışlar. Buranın taş gibi olması lazım. Seramik olmasa bile normal düzgünmüş betondan su kaçmaz. Burada beton yok aşağıdan önce. Zayıf. Kumlu bir karışım var. Arkadaşlar yine bir yere bir sıvı cam sürmek yok bilmem. Üzerine işte en iyi yalıtım malzemesini sürseniz de dibinde kanser gibi bir oluşum böyle problemli bir oluşum varsa ne süresini sürün sorun devam eder. Burada da işte bir şeyler yapacağız ama en azından gideri sağlamalıyım. Zemin çok sağlam değil. Islak, nemli. Su kaçmış. Gider de tabii bozuk bedenli. En azından gideri çözeyim istedim. Üzerine de bir ders yenileme çalışması yapacağım. Gideri komple pulmasik döneceğim. Zemine de silikon esaslı bir empreme malzemesi var. DKS-120T. Onu astarlayıp dökeceğim. Kılcal çatlakların gideri tıkanmasını istiyorum. En azından aşağıya sürmesini istemiyorum. Sevgili arkadaşlar yine garip bir su yalıtım olayı ile karşı karşıyayız. Terasın su yalıtım problemiyle ilgili çağırdılar. Binanın dış tarafına su kaçırdığını, duvarların çatladığını söylediler. Şu dışarıyı görüyorsunuz. Dirseği görüyorsunuz. 50'lik dirsek. Buradan işte bir 8-10 tane dirseği birleştirmişler. Bir şeyler uydurmaya çalışmışlar. Dışarıdan su kaçmış. İçeri girdiğimizde karşılaştığım manzara şuydu. Bu süzgeç buradaydı. Duvarın içinde şu eski boru vardı. Borunun içinde de şu lavabo borusu vardı. Bunu bunun içine geçirmişler. Aşağıya döndürmüşler. Bunu da bunun ağzına takmışlar. Böyle koymuşlar buraya. Böyle bir durum vardı. Normalde şurası 50'lik olması gerekirken bu ufacık tuvalet banyo süzgecini derazlığı buraya böyle bağlamışlar bir şekilde. Saçma sapan bir şekilde. Buradan dışarıya da bu buraya giriyor. Bu bunun içinde tam boşta. Terasın suyu bir şekilde. Buradan içine tahliye olmuş. Duvarları patlatmış. Zemini ıslatmış. Usta bu kısa geldiği için üşenmiş. Bunu gidip uzunluğa almamış. Şöyle. Bunu işte içine duvarın içine kalmış. Bunlar da böyle uydurmaya çalışmış. Saçma sapan bir su yalıtım uygulaması yapmışlar. Burada su yalıtım problemine sebep olmuş. Şapın altına su girmiş. Dışarıları patlatmış. Bunu arkadaşlar çöpe atıyorum. Yeni boruyu buraya koyacağız. Ne yaptım? Ona uygun daha geniş ağızlı. 50'lik ağızlı. Bunun içine girecek süzgecimi de aldım. Borumu da aldım. Hem bu eski küçük giderliden kurtarmış olduk işi. Şuna bakın arkadaşlar. Birinin ağzı bir parmak neredeyse, ötekinin ağzı iki parmaktan daha geniş, üç parmak girecek kadar. Saçma sapan bir süzgeç uygulaması yüzünden teras burada sıkıntı yaşamış. Her zaman sizlere diyorum, zeminle su yalıtım uygulaması sürmek işi çözmez. Bazen arkadaşlar süzgeçte, bazen dezlerde, bazen şu kıyı duvar diplerinde su alması sebebiyle binalarımız su alıyor. Evlerimizde su giriyor. Sadece zeminle su yalıtım sürmek çoğu zaman problemi çözmüyor. Burada bunu çöpe atıyoruz. Yenisiyle burayı onaracağız. Süzgecimizi takacağız. Seramiğimizi kaplayıp güzelce onaramamızı yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar buranın problemi inşallah buradan kaynaklı bitecek. Yeni bağlantıyı yaptım. Geniş ağzıyla ellik borumuzu buraya koyduk. Dışarıdan bağlantımızı yaptık. Etrafını şimdi onaramını yapıp sabitleyeceğiz. Ve sonra seramik uygulamasına geçeceğiz.
beyaz tanış modelini hazırladım harç olarak. Şimdi latex katkısı yaptım. Zeminimi hazırladım. Şimdi hemen süzgecimi yerleştirip sabitlemesini yapacağım. Borumuzu yerleştirdik. Ellik boru ağzına giriş. Şimdi borumuzu yerleştiriyoruz. Bunu oturttuk. Bunu bir sabitleyelim. Harçla. Ondan sonra dibine dolduruyoruz. Üst seramimiz çok bozuktu. Sağ solu kırıktı. Alttan bir tane yeni seramik buldum. Aynı şekilde. Şimdi yine en uygun. Şuradan siperle kesik atacağım. Sağlamca düzgün bir yeni seramik koyacağız oraya. Tanış modumuzu buraya yaydık. Seramik akısına kadar sürüyoruz. Çift taraflı yapıştırma yapıyoruz. Tam anlamıyla lantus gibi yapışması lazım oraya malzememizin. Hem de idealle seramik aynı seviyede olmasını dikkat edeceğiz. Burasını da koyduk. Şimdi yapıştırıyoruz. Evet, seramimizi koyduk. Kurumasına bir takip derzini çekeceğiz. Oranın işlemi bitmiş olacak. Yine süzgeçimizle burası daha da güzel mükemmel olacak. Bu alttan gidecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süzgeç deyip geçmemek lazım. 20-25 liralık malzeme ama bir tarafta su problemine sebep olabiliyor. Düzgün yerleştirilmemiş süzgecin ucu veyahut da düzgün kesilmemiş bir seramik içi burada probleme sebep olabiliyor. Kıyılarından, köşesinden, süzgecin yanlış yerleştirilmesinden kaynaklı su kaçakları bütün seramiğin altına yayılıp aşağıya su imbesinde buluyor. İşte vatandaş da seramiğin üzerine bir sıyıltım yaparak kurtulmaya çalışıyor. Bu arkadaşlar başta başına bir video konusu oldu burada.